Şimdi anevrizma şöyle sorabilirsiniz. Belirti verir mi? Hı. Çoğunlukla vermez. Kanayınca belli olur. Kanayınca da ne olur? Kişi hayatımda der yaşadığım en büyük baş ağrısı. Yani bu baş ağrısı tarif edilemez. Sanki başımda bomba patladı der ki ifadesi budur. Ama bunun dışında bir ön belirtiler olabilir mi? Bazen olur. Kanamamış bir anevrizma ki rastlanabilir. Göz arkasında olur çoğunlukla ağrı. Gözün arkasında bir ağrı duyabilir. Çift görme görebilir. Göz kapağında düşme olabilir. Eğer hafif hafif sızdırıyorsa ensesinde ağrı olabilir. Bunlar ön belirtilerdir. Yüksek tansiyon hastası olmak bir risk midir? Yüksek tansiyon hasta, yani yüksek tansiyon anevrizmanın oluşumundaki en önemli etkenlerden biridir. Diğer önemli etken de sigaradır. Sigara. Ne evet. yapar sigara damara? Nasıl yapıyor sigara bunu? Sigara içenlerde anevrizma nispeti yüksek. Sigara aynı zamanda pek bilinmez. Bel fıtığının da hazırlayıcı faktörlerindendir. Bel fıtığının. Öksürükle. Evet. Öksürük, tıksırık. Öksürük artı beslenmesini bozuyor şeyin. Damar evet. sistemini. Burada da damar sistemini bozuyor. Damar sistemi. Zaten evet. anevrizma nedir? Damar duvarında bir zayıflama, oradan da balonlaşma. Demin Naci Bey çok iyi anlattı. Anevrizma önemli bir hastalık. Tedavisi ortak. Yani hiçbir zaman biz ki ben üniversiteden ayrıldım hala arkadaşlarımla teşvikimi her anevrizmayı ama her anevrizmayı bir konuşuyoruz. Ne yapalım? Açık mı yapalım? Kapalı mı yapalım? Baziler sistem anevrizması var. Ameliyatı çok riskli. Giriş yeri çok riskli. Bunu çoğunlukla endovasküler yani radyologlarla yapıyoruz. Ama middle cerebral diyoruz. Orta cerebralde daha çok bunlar açık ameliyata uygun. Yani anladığım şu hocam. Siz dışarıdan yaklaştığınız için beynin dışından oradaki çevre dokularda bir problem olabilecek durum varsa bunu içeride damar içinden yapmak daha mantıklı oluyor. Hayır mantık yok. Bunda da tamamen anevrizmanın şekli, hastanın yaşı, genel durumu, bütün anevrizmanın yerli genişliği bazen birkaç tane oluyor. O zaman her anevrizmanın kendi şartları var. Hepsi özel. Yani hepsi kişisel. Özel. Onun için bunu şöyle yaparız. Genelleme yapamayız. Bunu böyle. Aşağı yukarı yaptığımız anevrizma sayısı yarı yarıyadır. Bütün dünyada. Gerçi büyük bir yarış vardır. Kongrelerimizde büyük bir yarış var. Sen mi yapacaksın, ben mi yapacağım? Aslında yanlış bir yarış. Mühim olan hastanın iyileşmesi. İyileşmesi için bir takım işi. Takım işin içine bu her sabah biz değil mi? Cerrahpaşa'dayken oturur, koyarız filmleri. Bunu kim yapacak? Siz mi yapacaksınız? Biz yok. Zaten aynı takım içindeyiz. Zaten hastalarını da bizim kliniğimizde yoğun bakımlarında takip ediyoruz. Velev ki işlem esnasında demin bir soru sordunuz. Dediniz tel patladı. O anda yapılacak tek şey hızla ameliyata girmek. Değil mi? Ha, ameliyatın bir üstünlüğü yaptığınız şeyi görüyorsunuz. Elinizin altında. Elinizin altında. Onların dezavantajı gerçi yapılabiliyor. Anında müdahale ediyoruz ama her hastada uygun bir hastanede yapılmıyor ki bu iş. Şimdi burada bir virgül koyalım mı? Sizin bize söylediğiniz ve mutlaka programda söylememizi gerektiren şeyler var. Beyin eşittir 3 saat diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Nedir? Bana her gün, inanın her gün 2-3 telefon gelir. İşte beyin kanadı hastamız. Şu hastanede hocam gelir bakar mısın? Gelip bakmam. Çünkü başka bir hastanenin nöroşijeni var, radyoloğu var. Ama bilgi verebilirim. Yapılan yanlış şudur. Ve söylenen söz yanlışı da şudur. Hasta yerinden kımıldatılmasın diye bir söz konusu değildir. Her hasta yerinden kımıldatılır. İsterseniz havalara attığın beyin kanamasını kafasında bir değişiklik olmaz. Yani taşımayla hasta birden bir yerden bir onun kanama riskini artırmazsınız. Ama siz hastanızı eğer bir kanamayla şüpheniz varsa en yakın hastaneye değil, bakın tekrar söylüyorum. En yakın hastane, en donanımlı hastaneye götüreceksiniz. Nedir donanımlı hastane? İşinde nöroradyoloğu olan, nöroşirjeni olan, yoğun bakımı olan, iyi bir yer olma, nöroloğu olan ve nöro tabii olursa ki bizde var çok. Nöroanestezi, hekim olan tabii. Anestezi de var. Ha bunlar nereleridir? Bunlar hala bütün aleyhte görüntüler devlet kuruluşlarıdır. Devlet üniversiteleridir, üniversitelerdir. Devlet hastaneleridir. Artı çok gelişmiş vakıf üniversite, vakıf
hastane. Her hastane görüntüsü çok güzel olabilir ama bu işi yapamaz. Ve bizim en çok şikayet ettiğimiz, hasta gider o yakın hastanelere, tabii ki hemen o hastayı uyuturlar, yoğun bakım alırlar. Bizim için çok altın saatler olan birkaç saatimizi çalmış olurlar. Ve zaman bizim için çok önemli. Tıkanmalarda da kanamalarda da eğer akut bir... ilk 3 ila 6 saatte biz her hastayı kurtarabiliriz. Aşağı yukarı. İlk 3 ila 6 saatte evet, beyin her hastayı ama her hastayı... bunların zamanında gelmesi lazım. Zamanı ne kadar zaman? En kısa zamanda. 3 saat, 6 saat. Ama bazen bu kanama kendiliğinden durur. Şunu da söyleyeyim. Bu kanamaların 1 bölü 3'ü anında ölür. Diğer 1 bölü 3'ü de 1-2 gün içinde kaybedilir. 3'te 3 kişiden biri anında ölür, 3 kişiden biri... 3'te 1'e hastanelere ulaşırsa o da uygun hastane ancak kurtulur. Bunun için eskiden bunları hiç kurtaramıyorduk işte. Ama şimdi teknoloji... Bugün Türkiye'nin her yerinde de üniversitemiz var. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim. Bu sene 2 kongreye gittim. Bu ay. Birisi Amerika'daydı, biri Roma'daydı. Amerika'daki kongrede en iyi araştırma ödülünü Yale Üniversitesi'nden bir Türk aldı. Bir Türk genç. Yale Üniversitesi'nin damar cerrahisinin başkanı 30 küsur yaşlarında bir Türktür. Bravo, tebrik Murat ediyoruz. Bey. Türk hekimleri de. Ve Wisconsin Üniversitesi'nin başındaki vasküler cerrahinin başkanı da yine 35-36 yaşında bir Türktür. Peki, bir hocam Türk. Gurur duyuyoruz gerçekten ama ben şimdi izleyici gözüyle bakıyorum. Ne anlayabilirim diye. Onu ha, demek ki ben şimdi gittim hastaneye, hastamı uyutuyorlar. Ben nasıl müdahale edebilirim ki? Zaten hiç anlamadığım bir şey. Zaten o can havliyle götürmüşüm. Gidelim. Burada aklımda kalanlar doğru anladıysam lütfen onaylayın beni. Bir, zaman önemli 3 saatim var önümde. Böyle bir olaya şahit olduysam ve yanındaysam. Fakat bu 3 saatte yerinden kıpırdatmayayım. Beyni kanar diye bir şey düşünmeden en yakın hastane değil. Seçeneğim en donanımlı hastane ki bu da ilk aklıma gelmesi gereken devlet hastaneleri olmalı. Buraya acilen götürmem lazım. Sonrasında uyutulma kısmı size ait. Yani o hekimlere ait. Ama siz diyorsunuz ki aklınızda olsun, hekimler eğer hastanızı uyutursa bu dakikalarda bizim için çok kötü bir olay meydana geliyor. Hastaya müdahale edebileceğimiz altın saatleri kaybediyoruz. Evet.